Sedat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim, gördüğün gibi. Çocuklarla bir arada olunca insanın iyi olmaması için hiçbir ihtimal yok. Gayet iyiyiz. Uzun yıllar futbol oynadıktan sonra tekrar insan o günleri özlüyor. Ya ayrı bir duygu. Evet. O da o zamanlar profesyonelce yapıyorduk. Şimdi amatörce bu çocuklarla bir arada olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Onu hiçbir şeyin ölçemezsin. Çünkü bir arada olduğumuz zaman, oynadığımız zaman onların yüzündeki o tebessüm, o güler yüz, onunla hiçbir şeyle satın alamazsın. Bu bambaşka bir şey. Burada iyi bir organizasyon var. Çok değerli bir dostum var işin başında. Onlara biraz destek olabilme amacıyla ara sıra buraya gelip onlarla birlikte çalışıyoruz. Ben eskiden kaleciydim. Bu sene de oğlumu verdim bu okula. O da inşallah kaleci olur. Evet. Hayırlısı bakalım ya. Hayırlısı. Şener Bey, gerçi sizi herkes Türkiye'yi tanıyorlar. Bir de sizin ağzından tekrar hangi takımlarda oynamıştınız, ne zaman futbol oynamıştınız? Ha, ben 87-91 Malatya Spor'da oynadım. 87-91'in 91-93 Sarıyer'de oynadım. 93-97 aralarında Beşiktaş'ta oynadım. Evet. Ondan sonra ne zaman bıraktınız futbolu? 98 yılında futbolu bıraktım. Evet. O günden bugüne kadar neler yaptınız? Ha, ben tamamen futboldan uzaklaştım. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki altyapılara verilen değer neredeyse sıfıra yakın olduğu için ben tamamen uzaklaştım. Kendi iş dünyama döndüm. Şu an futboldan uzak. Evet. Kendi iş dünyamızda çalışıyoruz. Peki Türkiye'de futbolda çeşitli şeyler geçiyor, değerlendirmeler yapılıyor. İşte 11 tane bir takımın futbolcusu yabancı. Evet. Futbolcu yetişmediği söylüyor. Neden sizce? Bu evet normal. Eğer altyapı sıfır değer verirsen sen altyapıdan futbolcu yetiştiremezsin. Ben şu an Denizli'de yaşıyorum. Az çok buranın altyapısını biliyorum. Tesislere gidip baktığım zaman, verilen değere baktığım zaman sınıfta kaldığımızı görüyorum. O yüzden burada çok değerli çocuklar var. Altyapıları çok değerli futbolcular var. Ama gereken değeri verilmediği için olamaz, mümkün değil. Benim nacizane tavsiyem büyüklere, ya Allah aşkına gidin Avrupa'daki bazı kulüplerin altyapılarını gidip görsünler, seyretsinler. Ne kadar değer verdiğini görsünler. Futbolu bırakan futbolcular direkt A takımda hocalık yapmıyorlar. Altyapılarla futbolcu yetiştirmekten başlıyorlar. Ama ne yazık ki Türkiye'de her şey tersine gittiği için Türk futbolu gelişemez. Böyle büyük kulüpler borç içine girer ve bir çıkmazın içine girerler. Allah Türk futbolu sonunu ayır etsin. Başka hiçbir şey demiyorum. Amin inşallah. Bugün de tabi futbol günü dediğiniz gibi geldiniz. Burada çocuklarla antrenman yaptınız, maç yaptınız. Değil mi? Evet, onlarla bir arada oldum. Çok güzel. Benim için de çok güzeldi. Onlar için de çok güzeldi. Değişik duyguları yaşadık birlikte. Ama gerçekten bundan daha güzel bir güzellik yoktur. Evet. Bunu ancak yaşamak lazım, bunu anlayabilmek için. Gerçekten Çamlık Futbol Kulübü'ne ben çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon içine beni dahil ettikleri için. Bu anı tahmin ediyorum, hiçbir zaman unutamam hayatım boyunca. Tabii bir de ayrıca burada oğlumla beraber bir arada oynadığım için ve onun arkadaşlarıyla bir arada oynadığım için farklı bir duygu benim için. Yani. Oğlunuz kaç yaşında? Oğlum 11 yaşında. 11 yaşında kaleci orada inşallah, evet. Yetenek. Hayırlısı. Gençlik diye. Hayırlısı, daha çok genç. İşte Erdinç Hoca var burada, kaleci antrenör olarak. Gerçekten değerli bir hocamız. Evet. Ona emanet ettik. Eğer bir şeyler varsa neden olmasın? Hayırlısı. Evet. Teşekkür ederim. Var mı başka ekleyeceğiniz? Ben teşekkür ederim.